Isparta'mızda pancar hasatındayız. Atabey ilçemizdeyiz. Bu ilçemizde yaklaşık olarak 3000 dönümde bir pancar hasatımız gerçekleşiyor. Yaklaşık olarak da dönümde 8 ton civarında bir verim bekliyoruz. 25 25 ton 25 bin ton civarında bir inşallah verimiz olacak. Çiftçilerimiz çalışıyor. Arazilerimiz bereketli çok şükür. Üretilen pancarlarımız Burdur. ...şeker fabrikasına gidiyor. Şu anda otomatik makinelerle yapılıyor. Çiftçimizin elini biraz daha rahatlatıyor. Şu anda el değmeden üretimimiz yapılıyor. Çalışma sistemi şu şekilde. Burdur Şeker Fabrikası'nın belli bir çavuşları var. Arazilerde sorumlu. Bunlarda da çiftçi sorumlanıyor, arazi sorumlanıyor. Bu devletimizin verdiği kota nispetinde... E, bu e, Türkiye'mizin ihtiyacına göre bu şeker fabrikalarında belirleniyor e, Tarım Bakanlığımız devletimiz tarafından ona göre çiftçilerimizde üretimini yapıyor üzerlerine düşeni yapıyorlar tüm e, üreten ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm çiftçilerimize çalışan arazide çalışan emek e, sarf eden tüm çiftçilerimize e, selam saygılarımı sunuyorum Emeklerine, yüreklerine sağlık teşekkür ediyorum. pancar üretim yapıyoruz. Güz zamanı tarlaları sürüyoruz, hazırlıyoruz. Mart'ın sonu gibi artık kübremizi atıp ekime başlıyoruz. 6 ay süresi var bu işin. 6 ay devam ediyoruz. E, tabii ağır iş. Baya maliyet gerektiriyor. Maliyetimiz ağır. Evet aracımız var kendimiz götürüyoruz. gönder götürtürüyoruz başkalarına. Ondan sonra fabrikaya teslim ediyoruz artık. Fiyatlar bu sene iyi. 30 kuruş yaptılar. Yani 16 polar şeker olan Ve fena değil yani fiyatlardan memnunuz. Yok, ee, pek şeker pek. oranımız baya iyi geliyor. Bu sene çok yüksek hele. Yani 17'yi geçiyoruz. Polar olarak. Tonaj da iyi bu sene. Hı -hı. Yani yıl güzel gitti bu sene. Sıkıntımız yok Allah'a çok şükür. Memnunum. Memnunuz yani. Şeker olarak çok güzel. Sağlığımızla ilgili yani bu işler. Hı -hı. Doğal olarak daha güzel. Orijinal toprak verimi. İnsanlara tasfiyemiz yani glikoz, milikoz, efendime söyleyeyim başka şeyler kullanmasınlar, pancar şekerini kullansınlar. Yani sağlıkları için ya da insanlar için en önemli şey bu. Yani gerçek şekeri kullansınlar. Aradığımız bu. İstediğimiz de bu. bir sezon başı, bir sezon sonu ödemesi yani bizim aldığımız ücretlerin karşılığında ödemesi olsa daha iyi olur. Bizde şu anda çiftçinin ölü dönemi şu anda gelir olarak. Yani gelirimize göre ödeme yapsak daha iyi olacak. Her ay ödemesi zor geliyor. 19 bin lira fatura geliyor. 20 bin lira fatura geliyor. Bu sene ödediğimiz 55 bin lira oldu elektriğe. Daha ufak tefek masraflar oluyor, arızalar oluyor. Yani maliyeti bayağı bir ağır. Yani biz yetkililerden bu konuda bir destek bekliyoruz. Düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bir elektrik maliyetimiz ağır. Onun dışında şu anda bir şikayetimiz yok.